Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara suresi 170 ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ harram aleyküm el meyte. Allah Teala Mevlamı'nı sizlere haram kıldı. El meytete, meyte ölen hayvanın cesedi, leş dediğimiz hayvan böyle. Bir hayvan, ister koyun olsun, ister tavuk olsun, isterse inek olsun. Eğer bu hayvan İslam'a uygun kesilmeden ölürse, kendi ölsün, kuyuya düşsün, boğulsun, bir yerden yuvarlansın, ölüm sebebi ne olursa olsun, bir hayvan eğer İslam'a göre kesilmeden ölürse, onun cesedi leş oluyor, murdar oluyor, haram oluyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre tavuk konusu kısa, onu da kalalım inşallah. Bir tavuk da eğer İslam'a göre kesilmezse tavuk da ne gibi? Mesela eğer kesimhanede tavuk makineyle kesilirse o tavuk ne oluyor? Leş olmuyor, leş muhteremdir. Murdar oluyor, nirisi oluyor, yerimizde haram oluyor böyle. Ve deme. Dem, kan anlamına geliyor. Bir de hayvanların akan kanları da nirisi oluyor. Hayvanların akan kanı. Çünkü diyat-ı kerimede Mevlam buyuruyor. Ev demen mesuhan. Akıcı kan, akan kan o haram oluyor. Akmayan kan haram olmuyor. Yani hayvan etinde kalan kan haram olmuyor. Yine dalakta kalan kan, ciğerde kalan kan da haram olmadı. Demek ki akıcı kan da haram oluyor. Aynı şekilde kan da ne oluyor? Yenmesi haram oluyor ve necis. Yani İslam'a göre pis anlamına geliyor. İnsanın bedene bulaşırsa o namaz kılınmaz.